arkadaşlar, bu kediyi az önce buldum. Çocuklar bir heves uğruna bu yavru kediyi almışlar. Daha sonra da sokağa bırakmışlar. Yavru kedi hasta. Hem gözlerinde iltihap var, hem de burun akıntısı var. Ayrıca öksürüyor. Arkadaşlar, yavru kediyi şu an kafesin içerisine getirdim. Çünkü hasta olduğu için diğer kedilere hastalık bulaşmasını istemiyorum. Yavru kedinin tedavisine burada bakacağım. Çok ciddi bir hastalığı görünmüyor. Antibiyotikle geçeceğini düşünüyorum. Yine burada ona mama ve su verdim. Yavru kedi maması var. Öncelikle yavru kediye antibiyotik vereceğim. Daha sonra da gözlerini temizleyeceğim. Yavru kedi tedavi boyunca burada kalacak. Biraz toparlarsa eğer diğer kedilerle oynamasına izin vereceğim. Fakat şu an burada kalması lazım. Çünkü diğer kediler de hastalık bulaştırabilir. Çok böyle ciddi bir hastalığı görünmüyor. Muhtemelen antibiyotikle düzelecektir. Burada da yavru kedi maması var. Küçük taneli. Yavru kediye biraz da yaş mama verdim. Ezme. Şu an hasta olduğu için yemek yemek istemiyor. Yine gözetim altında olacak yavru kedi. Duruma göre onu enjektörle de besleyebilirim. Buradaki büyük kafeste yaşayacak. Bu kafes gerçekten bayağı büyük. Diğer kedi de yandan patisini daldırıp su içiyor. Arkadaşlar, videonun bundan önceki kısmını dün akşam kaydetmiştim. Bugün tekrar yavru kedinin yanındayım. Şimdi ona ilaçlarını vereceğim ve öncesinde de ona yaş mama vereceğim. Ona kaliteli yaş mama aldım çünkü dün iştahı yoktu. İştahının olmaması tabii kötü bir durum. Eğer kendisi yemek istemezse ben enjektörle besleyeceğim onu. Yavru kedinin burnu akıyor yine aynı şekilde.
hapşuruyor ve gözlerinde de iltihap var. Dün ona vermiş olduğum kuru mamayı yememiş, orada duruyor. Yaş mama da buradaydı ama ben az önce aldım onu. Şimdi ona farklı bir yaş mama vereceğim. Şimdi yavru kediye tekrar antibiyotik vereceğim. Bu arada yavru kedi yaş mama yemeye başladı arkadaşlar.